Dün gece aniden Marvel Spider-Man 2'nin PC'ye geleceği açıklandı. 30 Ocak 2025'te PC tayfayla buluşmuş olacak oyun. Bu da PlayStation oyunları arasında bir ilk. Çünkü ilk kez bir ekskluzif oyun yaklaşık 1 sene içerisinde bilgisayara gelmiş olacak. Tabii ki bu özel bir durum olduğu için biraz istisna. Geçen sene oyunun çıktıktan yaklaşık birkaç ay sonra oyunla ve şirketle ilgili her şey sızınca, literal her şey arkadaşlar. Wolverine oyununun internette şu an yaklaşık 2 saatlik 3 saatlik falan toplanmış gameplay'i var. Resmi olarak hiçbir şey bilmiyoruz daha biz. Oyunun bütün hikayesi var. Spider-Man 2'ye gelecek DLC'ne falan geçiyorum, oraları konuşacağız zaten. Aynı zamanda Spider-Man 2'nin korsan PC portu da sızmıştı. Yani millet bir senedir oynuyor zaten bilgisayarda. Bu yüzden bir sene erkene çektiler bence PC portunu. Normalde sızıntılara göre 2-3 tane büyük DLC ile beraber Complete Edition tarzı bir versiyon yapıp bilgisayara çıkartmayı planlıyorlardı. Ama işler beklenildiği gibi gitmedi. Ayrıca bu duyuruyla beraber DLC'lerin de iptal olduğunu öğrenmiş olduk. Daha doğrusu şöyle, resmi olarak hiçbir zaman bilmiyorduk da Insomniac hiçbir hikaye eklentisi gelmeyeceğini söylemiş oldu. Carnage, Beetle, Spider-Verse, Chameleon, bütün bu olay örgüleri havada kaldı. Oyunun çok aceleye geldiğini ve eksik çıktığını, kimsenin de incelemesinde bundan neden bahsetmediğini anlamadığımı, yani o kadar çok kez söyledim ki artık tekrara binmemek için kısa kesiyorum buraları. Onları incelememden falan izleyebilirsiniz. Sonra zaten bu sızıntılar ve Venom'un aktörünün kendisi sayesinde oyundaki Venom'un %90'ının kesildiğini öğrendik. Ben bunları önceden söyleyince maşallah milletin söylemediği yerim kalmamıştı ama kesinleşince şu an herkes şey, evet abi oyun eksik çıkmıştı yahu. Abi biraz overrated galiba Spider-Man 2 ya diye geziyor. Abi niye herkes anama sövdü la o zaman? Neyse, en azından ilk oyundaki gibi harika modlar göreceğiz şimdi bilgisayarda. O yönünden bakalım bari. Bu Spider-Verse, Carnage, Chameleon, Beetle olay örgülerini imkanı yok 3. oyuna ekleyemezler hepsini birden. Çünkü oyun 40 saat falan olması gerekiyor o zaman. Burada şöyle alternatifler var bence. 1. Sızan ve ama hiçbir zaman duyurulmayan, 2027 gibi çıkması planlanan Venom oyununa bu Carnage'ı ekleyebilirler. Ayrıca sadece Venom'u oynayabileceğimiz bir oyun olmaz belki de, değişikliğe gidip Spider-Man'i de oynayabildiğimiz bir ara oyun yapıp atıyorum Chameleon'ı orada görürüz. Ya da Beetle'ı. Ya da tamamıyla iptal etmiş olabilirler bunları maalesef. Ya da Arkham Knight çekebilirler bize. Ki o da büyük rezalet olur diyeceğim ama artık bilmiyorum. Arkham Knight da o zamanlar Arkham City'den buildlanan bir sürü hikaye, Hush hikayesi olur, Azrael hikayesi olur. Yan görevleri atıp deyip bitirmişti. Çünkü yetmiyordu süre. İşte bunu yapabilirler Spider-Man 3'te. Korkuyorum, umarım yapmazlar diyeceğim. Hiç de emin değilim. Ya çok üzücü şu an Insomniac'ın hali. Hani bir de yani bak şu var. Burayı kimse konuşmuyor. Spider-Man 2 oyun dünyasının en pahalı birkaç oyunundan birisi. 315 milyon dolar bütçesi var. Çıkmadan önce New York haberlerine çıkıyorlardı ya. Spider-Man yine birini kurtardı falan diye. Böyle bir pazarlama döndü bu oyuna. Avustralya CD'de kamyon kaçıyordu falan. Simbiyot yayılıyordu bir yerlerde. Her yerden haber geliyordu. Görüntüler düştü deniyordu falan. Böyle bir pazarlama vardı bu oyun. Bütçesi inanılmaz yani. Aptal Sony. Aptal Sony. Bu kadar büyük potansiyeli sırf 1-2 sene erken çıksın diye harcadınız. Neden? Çünkü PlayStation 5'e oyun yok. Oyun olması lazım. Ne yapacağız? Yine Insomniac. Kırbaçla çalış çalış Insomniac. Naughty Dog ne yapıyor? Yatıyor abi, o Last of Us 2 remake geliyormuş. Ben ne yapıyor? Days Gone'ın yönetmeni Twitter'da full sigara, alkol, burada herkese şey yapıyor. Rage geçirerek laf atıyor zaten. Oyununuz nerede? Bir geçen sene sürpriz olarak Santa Monica çıktı Valhalla DLC'siyle. O da çok iyiydi. Ya onların sessiz olmasını anlıyorum. Daha yeni Ragnarok çıkardı adamlar. Ama o da Next Gen bir oyun değildi. Bunu unutmamak lazım. 4'te var. 4'te var. Şu an bütün Next Gen oyunlar Insomniac'tan. Demon's Souls Remake'i saymıyorum. Onun dışında şu an gerçekten Next Gen olarak çıkan oyunlar. Forbidden West var. Horizon'ı siktir et. Ratchet & Clank Rift Apart. Insomniac'ın. Miles Morales. Insomniac'ın. Ama galiba 4'te vardı o. Değil mi? Evet. PlayStation 5 ile beraber satıldı ama 4'te vardı. Spider-Man 2. Öldü la firma. Haline bak la firmanın. Cenazesine katılmadığımız kaldı bu firmanın. Neyse abi, Naughty Dog nasıl hayat? Last of Us Part 2 Remake ne zaman geliyor abi? Heyecanla bekliyorum. Ghost of Yotei geliyor şimdi ama abi o değil yani. PlayStation sattıran oyun değil Ghost of'lar. Neyse ben gidiyorum ya. Böyle bir kısa bir video çekeyim dedim şimdi PC portu duyuruldu diye. Öyle yani. Bu haberi de konuştuk. Algoritma şaplak. Unutmayın. Ben kaçar.